Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyu da birlikteyiz arkadaşlar. Evet, bu haftanın ilk videosu geliyor ama ve lakin şöyle güzel bir olayımız var arkadaşlar. Eğer bugün evdeyseniz, yani pazar günü evdeyseniz bu videoyu izliyorken bana yorum kısmına yazın, ha biz bugün evdeyiz kardeşim, biz bugün evdeyiz tarzı bir canlı yayın veya bir tane daha videoyu hemen akşama kadar araya sıkıştırabilirim. Dolayısıyla bana bunu belirtirseniz çok sevinirim. Genel olarak gelen sorulara baktığımız zaman herkes diyor ki ben sana nasıl ulaşabilirim? İlk adresim Twitter adresim arkadaşlar. Twitter @OGX_. İkinci adresim bize Instagram adresim. Bana bu iki hesabım dışında bir yerden ulaşmanız çok zor. Çünkü Messenger'desiniz, Facebook'tan artık kilitleniyor. Yani cevap veremiyorum. O kadar çok mesaj geliyor ki cevap veremiyorum. Dolayısıyla bana Instagram ve Twitter'dan geri dönüş sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Öncelikle bunu sizlere belirtmek istedim. Aynı zamanda çok yakında bir coin satıcısıyla birlikte güvenli coin aktarma uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda yani herhangi bir ban sıkıntısı olmadan coin aktarımı çok yakında onu da hani olur olmaz coin isteyen arkadaşları ban riski olmadan bir aktarım sağlayabileceğiz arkadaşlar. Bunu da şimdiden size de söyleyeyim. Son olarak da bugün iki tane önemli temel coin kasmak için iki tane %100 kullanmasını bilmeniz gereken uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. İlki hemen zaten şöyle göstereyim. Bir tane Türk kardeşimizin yaptığı bir uygulama. Şöyle bir uygulama arkadaşlar. Hatta şunu da şöyle kaldırayım ki sizler daha rahat görün. Evet. Şu anda arkadaşlar uygulamamızın adı Put Alert. Şimdi bu uygulamayı nasıl kullanabileceğini sizlere öncelikle anlatacağım. Bu uygulama Android ve Google şeyde var. Google Play Store ve Android iOS'ta var. Dolayısıyla istediğiniz yerden indirebilirsiniz. Uygulamayı yapan kardeşimiz Türk ve benim coin kasmamda bana inanılmaz yardımcı oldu. Özellikle zamanı olmayan arkadaşlar için. Bayağı coin kasmanızı, hızlıca coin kasmanızı sağlıyor. Şimdi uygulamanın yaptığı şeyi söylüyorum. Siz bir filtre giriyorsunuz uygulamaya. Bu filtreyi siz tutturduğunuz zaman size telefondan bildirim gönderiyor. Şimdi misal olarak ben burada Player Alert'ten demişim ki Victor Moses'ın fiyatı 1800'ü geçince bana bildirim at ve Victor Moses 1800'ü geçer geçmez bu uygulama bana bildirim gönderdi. Şimdi ben her sabah kalkıp Footbin'i bir daha bakıp şuna bakıp falan yapamıyorum. Çünkü ben sürekli yatırım yapıyorum. Belki 100 tane adam alıyorum. Hangisini artacağını teker teker Footbin'den girip bakmak gerçekten çok zor. Uygulamada şimdi yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim ve nasıl kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Sevgili dostlar, öncelikle mesela buraya bir isim girmeniz gerekiyor. Ben Twitter'dan size bu hafta için bayağı isim önermiştim. Mesela Denis Suarez arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada Denis Suarez'in kartı var. Barcelona kartı var. Mesela buna basıyorsunuz. Hangi platform olduğunu, mesela hangi koşulda olduğunu, küçükken mi, büyükken mi? Bakın mesela ben büyükken diyorum mesela, kaçtan büyük olduğu zaman bana bildirim göndersin. Misal alıyorum, 1700'den büyük olduğu zaman bana bildirim gönder diyorum. Save diyorum. Ve bunu arkadaşlar siz buraya seyrediğiniz zaman bu fiyatı, yani sizin vermiş olduğunuz koşulu geçer geçmez sizin telefonunuza bildirim geliyor. Aynı zamanda burada uygulamanın bir güzel tarafı da market alert kısmı var. Yani markette genelleme yapabiliyorsunuz. Genellemeden kasıt nedir? Şu kart, şu tür kart şu paranın altına inerse. Mesela burada demiş ki adam 83'ler işte şu paranın altına inerse bana bildirim gönder şeklinde hazır zaten. Filtreleri hazırlamış. Şimdi biz burada kendimize de birkaç tane hazırlayalım. Çünkü bunu kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi benim bazı genel yapmış olduğum trade'ler var. Örnek olarak 83'ler bir kanın altına da 900'e falan düştüğü zaman direkt 83 satın alıyorum. Ve 83'e artar atmaz direkt bunları satmak istiyorum. Bu sene SBC'leri çok fazla takip etmiyorum. Çünkü SBC'ler tamamen insanları yatırmaya yönelik oluyor maalesef. Bundan dolayı SBC'yi takip etmiyorum. Ve bu arada bu videoyu yaparken konuştuğum vasıf, hani herkes soruyor abi sen kaç coin'in var falan filan diye. İki tane hesabımızda toplamda 75 milyon transfer profit var arkadaşlar. 75 milyon, evet. Yanlış duymadınız. Kanala yeniyseniz belki inanmayabilirsiniz ama dediğim gibi bu olay böyle. Zaten takipçilerim biliyor. Şimdi burada da yapmanız gereken şey hangi kartın ne kadar düştüğünü öğrenmek istiyorsunuz. Mesela Team of the Week diyorsunuz arkadaşlar. Ardından buraya fiyatları ve kondisyonları girdiğiniz zaman da burada da size marketle ilgili genel bildirimler almanızı sağlıyor. Şimdi bu uygulamayı bir şeyle birlikte kullanmamız gerekiyor. Ve bu arada bu uygulamayı yapan Türk kardeşimize de teşekkür ederim. Kendisi Türkmüş. Bana ulaştı. Herhangi bir reklam falan değil. Gerçekten çok başarılı bir uygulama. Herhangi para falan da almadım kendisinden ki almam da zaten. Türk insanlar bir şey yaptığı zaman ben mutlu oluyorum abi. Bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben asıl bu uygulamayı hani neyle kullanmanız gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum.
Hemen şu şekilde bir Chrome'umuzu açalım. Ben şuradan size ekranda da bir görüntüyü vereceğim. Şimdi bu uygulamada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ücretsiz versiyonunda sanırsam 4-5 tane falan ekleyebiliyorsunuz. İşte Platinum yaptığınız zaman OneWatch takibi falan filan da geliyor sizlerin önüne. Dediğim gibi o şekilde isterseniz sizler de satın alabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok da satın almanıza gerek yok. Yani bedava özelliği de zaten kullanılmaya yetiyor. Aynı zamanda bu videoda da bir çekiliş yapacağım. Çekilişi Twitter adresimden yapacağız. 3 kişi arkadaşlar en yüksek üyeliği hediye edeceğiz. O arkadaşla dediğim gibi bu şekilde de Twitter'dan beni takip ederek atacağım tweet'i de gereken şeyleri yaparak katılabilirsiniz. Şimdi marketteki diğer coin kasma taktiği. Bu coin kasma taktiği bu sıralar çok işliyor arkadaşlar. Ben de bundan yararlanıyorum. Dediğim gibi ben 4-5 tane hesapta trade yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımın falan filan. Yani her hesapta trade yapıyorum. Ben çok fazla oyunun gameplay kısmıyla uğraşmadığım için sadece coin kasıyorum. Belki de oyundan sıkılma, yani sıkılma sebebim de hani oyundaki her karta erişebilir olmam olabilir diye tahmin ediyorum. Yani hani her kartla hani bir hedefin olmuyor bir süreden sonra. İşte Totti Ronaldo öyle, onunla da oynuyorsun. Prime Ronaldo öyle oyna. Prime Ronaldo öyle de oynuyorsun. Hani bir süre sonra insan bir hedefsiz kalıyor. Herhalde ben de oyundan bu yüzden sıkılıyorum diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi %100 kullanmanız gereken ikinci uygulama ve şu anki güncel coin kasma taktiklerini sizlerle birlikte paylaşacağım. Geçen hafta market neden ucuzdu, neden pahalılaştı? Hemen cevap verelim. İnsanlar Çin yeni yılının gelmesini bekliyordu arkadaşlar. Çin yeni yılı gelecek diye herkes parasını cash'te bekletiyordu. Yani herkesin coin'i vardı. Elindeki her şeyi satıp düz parada bir etkinliğe girmeyi bekliyordu herkes. Ve EA Sports ne yaptı? Çıkarmadı. Çıkarmayınca ne oldu? İnsanlar hemen panik buy şeklinde parasını tekrardan oyunculara yatırdı. Ve marketin değeri yükseldi. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Markette fazla coins varsa, yani insanlarda fazla coins varsa bu ucuz zamanın değil artışın sembolüdür. Çünkü insanlar daha fazla alım yapacaktır. Kendi parasını daha fazla kullanacaktır. Sürekli bir oyuncu alma, şunu alma, bunu alma gibi parayı döndürecekleri için marketteki arkadaşlar fiyatlar da artıyor. Evet, Footbin kendine geldikten sonra arkadaşlar mesela buradan şimdi inform oyuncular dedik. Şimdi şuradaki filtreleri kullanarak en ucuz inform oyuncuyu sizlerle birlikte erişebileceğiz. Bu arada Salah'ın kartlarını evet kaldırdılar. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Şimdi mesela burada görmüş olduğunuz gibi en ucuz Team of the Week'in 12K, 13K civarı olduğu gözüküyor. Ve mesela bu hafta bir Team of the Week çıktı. İnanılmaz dandik bir kart, tamam mı? İnanılmaz dandik bir kart. 11.000'e gidiyor. Bu kart 2 hafta sonra minimum 15.000 oluyor arkadaşlar. Hani hiçbir trading bilmiyorsanız, hiçbir şey bilmiyorsanız bu tarz basic şeyleri yapabilirsiniz. Yani bir haftanın takımı açıklandığı zaman 11.000'den falan o kartları toplayıp 2 hafta sonra minimum olarak 15K'ya satabilirsiniz. Hani en basit size söyleyeceğim trading budur. Fazla bir şey bilmenize gerçekten gerek yok. Bu şekilde coins kasabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki trading taktiğimizi, bir sonraki trading insanların yaptığı şeylerden bahsedeceğim. Şimdi etkinlikler olduğu zaman mesela insanlar Çin yeni yılını bekliyor değil mi? Bu etkinliktir. Etkinlikler olduğu zaman insanlar arkadaşlar böyle bir markette bir ucuz ama böyle bir genişlik, bir lale devri çöküyor markete. Şimdi ne oluyor? Mesela normalde daha pahalıya gitmesi gereken informlar daha ucuza gidiyor. Şimdi bunu da nasıl eşleştirebiliriz? Hemen o şekilde anlatalım. Mesela Edin Visca vardı arkadaşlar geçen haftanın informlarından. Sizlerin de hatırlayacağı gibi ben futbolu bayağıdır böyle bir enteresan kullanamadığım için arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de arıyorum. Minimum rating, maximum rating. Şimdi buradan mesela minimum rating Visca değil mi? Edin Visca'nın inform vardı hatırlayacağınız gibi. Mesela buradan sadece 84 rating Gold Team of the Week'leri döndür. Şimdi buradan baktığımız zaman bakın burada en yüksek fiyatını görebiliyorsunuz. En ucuzu böyle. Bu filtreyi kullanın bu arada, her zaman haberiniz olsun. Mesela şimdi en ucuz ne kadarmış? 24.5K değil mi? 24.500, yani 25K diyebilirsiniz düz para olarak. Bakın burada ilerledikçe ne oluyor? 26K, 28K böyle gidiyor. Şimdi bu Juan Jordan'ın falan artma sebepleri neler arkadaşlar? Bunların geçen haftanın informlarından olması. Yani geçen haftalarda da bunlar olduğu için kartlarının fiyatları artmış. Yani demeye çalıştığım şey her Team of the Week geçer geçmez bir önceki Team of the Week'in oyuncuları artıyor. Fazla bir trading bilginize gerek yok. Şimdi mesela burada Orbanlar işte Edin Visca var mesela şu anda görmüş olduğu 25K olmuş. Bu kartın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 20.000 civarıydı. Yani siz bu kartı almış olduğunuz zaman coin sayınızı %25 katlamış oluyorsunuz. Şimdi bu Türklerde şöyle bir sıkıntı var abi. Yani bizde genel olarak bir sıkıntı var. İnsanlar coin'e K, yani kaç bin coins kar ettim olarak bakıyor. Aslında bu yanlış bir algı. Neden? Çünkü senin karını 100'e vurman lazım kardeşim. Yani sen bu oyuncu 100'e alsan 125K olmuş gibi ya da 1 milyon alsan 1.250 olmuş gibi. 10 milyon alsan 12.5 milyon olmuş gibi hesaplaman lazım. Yani sen bu karttan illa gidip bir tane almayacaksın abi. Yani git bundan mesela 100 tane al, katla. Hani demeye çalıştığım şey bu. Her zaman karınızı yüzdelere vurun.
Bu videoda böyle çok fazla geçmeyeceğim. Şu anda hani 2-3 tane kullanılan basiclerden bahsedeceğim. İlki neydi? Güncel Timothy'den 11.000'e falan en ölü kartları bile 11.000, işte 11.250'ye falan kart alıp 2 hafta sonra bunları en az 15-16K'ya satma. Çok basit. Zamanınız yoksa ben trade yapamıyorum diyorsanız bunu yapabilirsiniz. İkinci olarak da özellikle etkinlik zamanlarında daha da fazla olan bir şey. Team of the Week çıkar. Genelde 84, 85, 83, 86 rating Team of the Week'ler normalde gitmesi gerekenden daha ucuza gider. Ve özellikle bu fiyatları da arkadaşlar perşembe sabah ödüllerden sonra bulabilirsiniz. Bu şekilde de bunları toplayıp satabilirsiniz. Mesela Edemisca örneğinde olduğu gibi %25 profitle satabilirsiniz. Mesela geçen hafta 85'lik Kagawa da vardı. 85'lik Kagawa'ya da bir göz atalım sizlerle birlikte. Hemen şu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğum tekrardan filtremi kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Shinji Kagawa'yı hemen burada zaten futbol önümüze çıkardı. Şu anda 32.250 coins'e gidiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada FUT'un zaten anlık tablosundan da bakabilirsiniz ki zaten gittiği fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani siz bu kartları bu fiyattan alsanız direkt coinlerinizi katlayabiliyorsunuz. Bunun için fazla bir trade bilmenize falan gerek yok. Kimseden öneri beklemenize de gerek yok. Bunlar dünyanın en basit şeyleri arkadaşlar. Dolayısıyla sizler de her Team of the Week çıktığı zaman perşembe günü özellikle perşembe sabahı markete gözünüzü dikin. O diğer uygulamayı da kullanarak işte rating belirleyin, inform belirleyin işte ona fiyatı orada düşer düşmez de direkt satabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki uygulamayı bu şekilde kullanmayı iyi öğrenmenizi sizlere tavsiye ederim. Çok yakında bir grup açacağım. Söz vermiştim 15 saatinde açacağım diye ve açamamıştım. Bundan dolayı da arkadaşlar kusura bakmayın. Bir trade grubu açacağım. Özel bir grup olacak. Sadece işte böyle baştan bakacağım. Böyle beni gerçekten takip eden insanları alacağım. Böyle kademe kademe alımlar yapacağım. Ve kendi trade taktiklerini paylaşacağım. Zaten Twitter'dan paylaşıyorum. Ben mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ben 10 taktik yapıyorsam 3'ünü sizlerle birlikte paylaşıyorum. Neden? Çünkü diğerleri çok yüksek bütçeli taktikler oluyor. Yani ikon ticareti mesela. Şimdi ben size ikon ticareti öneremem. Neden öneremem? Çünkü yani zaten hani herkese çok fazla coin'si olacak diye bir şey yok. Mesela adamın 2 milyon coin'i vardır. Alır, artmaz. Artmasını 2 hafta beklemek istemez. Yani 2 hafta beklemez tabii de. Hani demeye çalıştığım şey sizleri de mutlu etmek istiyorum. Sizleri mutlu etmek için de en basit taktikleri paylaşıyorum. Geçen hafta Deniz Suarez alın dedim. 1000'den 1500 oldu. Moses alın dedim. 1000'den 2500 oldu. Yani böyle Gelson Martins 1000'den 2200 oldu. Cedric 400'den 1200 oldu. Yani ben böyle kendi aldığım basit şeyleri sizlerin daha kolay anlayabileceği şeyleri sizlerle birlikte paylaşıyorum. Daha advanced, daha gelişmiş, daha sabır gerektiren yüksek bütçeli taktikleri kendim yapıyorum. Neden kendim yapıyorum? Ya tekrardan açıkladım. Çünkü biliyorum ki bana güveninizden çoğu kardeşim kadrosunu bile satıp 2 milyon kadrosu olsa 2 milyon kadrosunu bile satıp girecek kardeşlerimiz var. Hani ben sizlerin coin'ini hani ayıptır söylemesi piç etmek istemem. Bundan dolayı ben kendi %100 gördüğüm taktikleri sizlerle birlikte paylaşıyorum. Ama o grubu açtığım zaman hepsini paylaşacağım şeffaf şekilde. Bilginiz olsun. Evet, günlük videosunu bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün evdeyseniz bana yorum yazın. Yayın veya bir tane daha videoyu sizlerle birlikte buluşturabilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.